Evet, sanal şey çıkmış yavrum. Gel. Tamam, sen de formunu doldurup içeri vereceksin. Tamam. Sana mı? Bilmiyorum abi. Tamam, formunu bırakalım. Tarihi de koydum. Tarihi yaz, 11/8/2000. Karasu Kaymakamlığı öncülüğünde ilçe sağlık, ilçe milli eğitim ile gençlik ve spor ilçe müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği programda 16 yaş üzeri gençler ve vatandaşlar Karasu'da aşılanıyor. Konferans salonunda düzenlenen aşı programında gençlerin heyecanına veliler de ortak oluyor. Şimdi soruyoruz ve gençlerden aşıyla ilgili görüşlerini alıyoruz. Yani iyi olur inşallah. Bir de benim zaten kronik hastalığım var aslında, bronşitim. O yüzden hani bu benim için iyi olacak. Yani herkesin gelip olması gerek. Çünkü hani işimizi kendimizi, yani bencil olmamamız gerek. Ben de babasıyım. Birinci ve ikinci aşımı oldum. Çocuğumu da yani sağlıklı bir şekilde büyütmek için elimizden gelen tedbirlere uymamız gerekiyor. Ben de onu aldım, geldim bugün inşallah aşımızı yaptıracağız. Biraz heyecanlı ama inşallah iyi olacak. Biraz tuhaf işler var. Yani çünkü hangi aşıyı vurdurmam gerektiğine hala karar veremiyorum. İnternetten araştırıyorum ve araştırdıklarımla hani yazılan şeyleri tam olarak anlayamıyoruz. İki farklı aşı var. İkisinin de farklı yan etkileri ve yararları var. O yüzden biraz kararsız kaldım ama vurduracağım. Tabii ki de herkesin aşı vurulması gerekiyor bence ama yeterince iyi araştırmalarını da söylüyorum. Ya aslında biraz tedirginim, hani bazıları oluyor bazıları olma diyor. Ama en iyisi olmak yönündeyim yani. Başka çaremiz yok. O yüzden olmaya karar verdik. Bakalım inşallah herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Hangi aşıyı olacağız? Sinovac. Çin aşısını. Evet, ama herkesi de hani aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü bunun kaçışı yok. Evet. 95 Kaçıncı doz olacak? Kontrol etmediniz mi akşamdan? Müdürlüğe söylemiştik. Randevu alabiliyor musun? Neyse, bugün gençlerimiz arasında aşı farkındalığını arttırmak, okulların tekrar çok ciddi bir şekilde açılmasıyla ilgili iradenin konduğu günlerdeyiz. Bununla ilgili olarak Milletim Camiası olarak, Gençlik Spor Müdürlüğümüz olarak, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ortak bir gençlerimize bir kolaylık sağlamak istedik. Bir farkındalık oluşsun istedik. Bu maksatla beraber bugün burada öğleden sonra aşı randevusu almaya müsait olan bütün öğrencilerimizi kendi okullarında, kendi arkadaşlarıyla beraber bir aşı çalışması olarak planladık. Gün boyunca şu anda almış olduğumuz izlenim son derece iyi. İnşallah gün içerisinde de fazla çocuğumuzu aşılayarak hem okullarımızı daha güvenli hale getirmiş hem de ülkemizde salgının sona erdirilmesi anlamında ciddi bir katkı sağlamayı planladık. Pandemi nedeniyle gerçekten eğitimden, spordan uzak bir süreç yaşadık. Bu şekilde yani devam etmesini artık bilmiyorum. Yani gönlümüz razı olmuyor gerçekten yani. Onun için okullarımızın bir an önce açılması, sportif faaliyetlere bir an önce dönebilmemiz için aşı gerçekten önemli. Bu nedenle biz de sporcularımızı buraları yönlendirerek Milli Eğitim'le beraber Kaymakamlığımızın önderliğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte böyle bir aşı kampanyası yapıldı ve biz de sporcularımızı buraya yönlendirdik. Olmazsa olmazımız öğrencilerimiz. Maalesef salgın sürecinde yaklaşık 1,5 yıldır öğrencilerimizle bir arada değiliz. İnşallah bu Covid süreci en kısa zamanda sona erer. En azından toplum içerisinde sıkıntılı durumların ortadan kalkmasına vesile olacak bu tarz aşı kampanyaları da kısa süre içerisinde bizi inşallah öğrencilerimize kavuşturacak. Evet.